Herkese günaydın. Evime hoş geldiniz. Evet, biz uyandık. Saatlerimiz. Gerçi bir saat oldu da uyanalım. Ama çocukların elini yüzünü yıkadım. Kıyafetlerini giydirdim. Falan filan derken 9 oldu, aşağıya indik. Şahin'i gönderdim. Şimdi mutfağa geçeceğim. Kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Ama önce klimayı açacağız da, nerede kumandamız bizim, buradaymış. Oy. Evet, evimiz biraz soğusun. Şimdi dün çoğu işimi bitirdim arkadaşlar. Hatta dün gece çocuklarla yukarıya çıktık. Saat kaçtı, 10 muydu, 10.30 muydu, öyle çocuklarla çıktık. Onlar hemen uyudular. Yaren zaten havuzda bayağı bir olduğu için yorulmuştu. Mira da öyle, öğlen uyumadı. Onları yatırdıktan sonra dedim Şahin gelene kadar kıyafetlerimi, yıkanmış elbiseyi falan onlara asayım dedim. Ve saat 12 çeyrek Şahin geldi. O zamana kadar ben bütün şeylerimi neredeyse bitirdim. Yani kendi kıyafetlerimi, elbiseleri, gömlekleri, onları hepsini astım. Bugün de kahvaltı yapalım, işte ufak tefek işlerimi halledeyim, ondan sonra yukarıya çıkacağım, çocukların kıyafetlerini asacağım yerlerine. Dün kendi kışlıklarımı hepsini çıkardım, böyle yere koydum onları. En büyük valiz temizdi, orada hiçbir şey yoktu, kıyafet vardı, oraya işte katlayacağım kışlık olanları, sonra çocukların kıyafetlerini, işte kışlıkları kaldıracağım. Birazcık işlerimiz var ama olsun, önemli olan %80'ini hallettim gibi. Arka balkonu yapmadım. Efendim anneciğim. Annem birazcık oynat onu ya. O iyi alıştı şeylere sabah sabah. Ondan sonra perde çıktı, hemen astım karışmasın diye. Bugün belki bu perdeyi açarız, bakarız. Ondan sonra da böyle işte arkadaşlarım. Yeni bir güne bismillah dedik. Şu iki kırlent de çıktı. Onları da üşendim vallahi gece aşağı inip takmaya. Onları getir takarız. Arka odanın kırlentlerini takarız. Benim fır döndüğü bir çalıştırırız. Böyle ortalıkta gezinir. Ve mis gibi evimiz. Şimdi kahvaltı hazırlayayım. Şahin hazırla dedi. Belki gelirim. Çünkü tam kahvaltı saati orada da. Kahvaltı falan veriliyor çünkü. O sebepten de sen hazırla, müsait olursam gelirim dedi. Ben de tamam dedim. Benim güzellerim. İnşallah hemen ölmezsiniz ya. Bunlar köklensin. Hemen dikeceğim. Ondan sonra Cima da. Hadi dışarıya bakalım. Kim var, kim yok. Neler oluyor, neler bitiyor. Tülay abla yok sanırım. Ama bir güzel rüzgar esiyor ki sıcak ama. Şey, balkonum tertemiz. İşte camlar silinecek ama onu da emin değilim yapacağıma şu an. Ne güzel, baksana Yaren, mis gibi hava. Müzik dinliyor, kim dinliyor. Hadi gel, güzel kahvaltı yapalım. Gel. Anneciğim. Hadi. Dost birik. Şuraya da bir soğan, bir şey dikmem lazım. Gel. Gel bakalım. Haydi haydi haydi. Klima aç. Klima aç bebeğim, haydi. Nerede kardeşin? Oynuyor kendi. Niye kendi? Tamam da işte yok, senden oynama, ben senden sıkılıyorum. Öyle diyor. Aa. Aa, öyle mi diyor? Dur ben çay suyu falan koyayım, ondan sonra şu saçlarınızı falan toplayalım. Haydi. Öyle diyormuş. Veli'den burada, o burada. Güya arka balkona yapacaktım ama şey yapmadım. Sonra Yaren'le yemek de yedik akşam. Onu da bıraktım öylece ama anam şurayı açtım ki biraz şey olsun. Bak şu an burası yanıyor. Güneş, hangi odalara ki güneş bakıyor arkadaşlar? O odalar sıcak. Mesela bu. Şu an sıcak. Bizim yatak odası direkt güneş, lap diye içeride sıcak. Boş oda sıcak. Bir tek Yaren'in odası şu an serin. Oturma odası, oturma odası ne durumda? Uhu! Oturma odası, sabah da güneş görüyormuş ve akşam, ama içeri değil tabii ki, balkon görüyor da. Camı biraz silmedim yani şu an. Yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Perdeyi yıkadık, astık ya, önemli olan o. Ama bugün sanki bir esinti var ya. Böyle sıcak, yüzüne de vurmuyor. Güzel. Böyle.
Hani olur ya, bir rüzgar olur da alev gibi yüzüne vurur. Öyle bir şey değil. Güzel bir kayık böyle serin serin esiyor. Hemen kapatıyoruz tabii ki de. Perdelerim mis gibi kokuyor. Mis gibi yıkandı. Anne yaramaz biraz. Bak kendi ölüyor. Tamam. Hey. Hayır. Ben hemen gidiyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Hemen. Şık şak şok. Bitti. Şık şak şok. Şimdi buradaki vazoyu aldım ama buna bir şey bulmam lazım. Tamam. Hemen. Panik yok. Sinir yok. Stres yok. Lütfen. Rica ediyorum. Şimdi seni güzel camı kapatıyoruz. Hatta şunu da böyle yapıyoruz ki güneş hiç içeri girmesin. Ondan sonra geldiniz mi gene? Ha? Nereden geldiniz acaba şunlar? Bir kurtulamadım sizden. Ha? Acaba yuvanız nerededir? Gene nereye yuvaladınız? Bu kadar kolaylıkla çıkmanıza göre. Ha? Nereye yuvaladınız acaba? Dün akşam makineye üşendim 3-5 bulaşığı atmaya. Neyse zaten açmamıştım. Şimdi açarım. Dolmamıştı. Açarım. Güzelce hem makinem yıkanır hem kahvaltı bulaşıkları bir şey olur. Evet anneciğim, hazırlayayım, gelecek. Şimdi bu kabağımı da buraya doldurdum. Göz önünde olsun ki gidip gelip böyle gelsin. Sen şimdi ne istiyorsun anneciğim kahvaltıda? Yumurta mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Yumurta, süt. Tamam. Yumurta, süt. Tamam. Başka? Başka? Ne var ki evde? Nasıl ne var Yaren? Bizim en az bir 6 aylık yiyeceklerimiz var şu an. Ha, böyle sebzeden değil de tabii ki de. Ama var yani. Anne, şişimiz var mı? Bakmam lazım. Dur düşünce bakmam lazım. Dur ben şimdi bir yumurta kırayım. Tamam, su beklesin, dur. Yumurta kıralım. Gideyim. Bizden avokadomu getireyim durdurduk. Bizim en az 4 aylık yiyeceklerimiz, hatta 6 aylık yiyeceklerimiz var. Şimdi burada kayınvalideme yufka. Bunlar neydi? Et suyuydu bu. Biraz havucumuz var demiş. Bak. Bu İram'ın çorbasına koyarım diye. Bugün bak çorba yapabilirim böyle sebze falan. Balığımız varmış. Gözlemeye bakıyorum da gözleme de olması gerekiyor. Tavuğumuz var. Vay be, biz yılana var. Balık alıyormuşuz. Evet. 2 paket şeyimiz varmış. Ama biz gidiyoruz. Çok balık alıyoruz. Evet. Şey, paketli balık varmış. Bir de şöyle normal temizlenmiş balığım varmış. Kız benim. Bu Yaren. Burası ne? Ha bak. Ekmeğim de varmış. Koymuşum. Poğaça var. Simit var. Var da var. Bu neymiş? Bu ne kız? Peynir burada ne? Simiti böyle sıcak yapalım mı? Dur lanem dur. Yiyecek misin? Yiyeceksen al. Yiyeceksen yapalım. Burada sanırım benim gözlemelerim var. Gözleme istiyor musun? Ben koyayım. Dur bakayım, gözleme nedir? Evet. Bu nedir? Bu da gözleme. Sıcak mısın? Dur bir saniye anneyece, bu nedir? Bu da gözleme. Görüyor musunuz? Var yani. Var, gidiyoruz bir gözleme yaptırıyoruz, alıyoruz, hemen koyuyoruz. Bu nedir? Bu da gözleme bak. Görüyor musun? Bir sürü gözlememiz var ha kahvaltıya. Bu nedir? Gel bir tanesini yapalım. Dur bence. Dur annem, yapacağız ha. Şunu al. Isıtacağız. Sonra şurada bak bir tane iftardan şey pidem var. Onu da şey yapalım. Şurada tavuğu da poşete koyayım. Sucuklarımız var ama. Ha. Ama bugün değil. Bugün tost yapmıyoruz. Tamam? Tamam hadi. Bugün yapmıyoruz. Tuttu ekmeği yok ki. Bu neydi kız? Tavuğun şey taşlık mı diyorlar, ne diyorlarsa. Ana bakalım. Bundan bugün Mira'ya yapayım bunu. Yenisini nerede yapayım. Kurabiye kızım. Hadi gel. Hadi tamam. Tamam ben şimdi bize gözleme şey yapayım. Sana da kardeşine yumurta falan, tamam mı? Ah, bulduk bir şeyler. Vallahi de bulduk, billahi de bulduk. Bunları getirip şey koyunca bakın. Neyse bunları bir gün alıp
şu alt çekmecelerine koyup bunları temizleyeyim. Şurada avokado bulmam lazım. Evet, bakın yeşil yeşil duruyorlar. Pıtırcıklar. Ah benim güzel Nergiz'im. Katmerler yaptı. Diyorum ki Nergiz yapma. Vallahi istemiyorum. Yok. Yersin. 6 tane yaptı benim güzel gelinim. Şey, bunu çok seviyorum. Kaç tane getirdim. Şöyle işte kıymaları, doğradım işte etleri falan böyle getirdim arkadaşlar. Hata yaptım işte bu poşetler de çözülünce, açılınca böyle hem akıp hem de bazı şeylerimi mahvetti. Neyse bir daha kulağımıza kötü olur. Birazcık peynir şey yapmam lazım. Aa bak bugün pilav yapabilirim, havucum varmış. Havucum var. Bunu bugün birazcık ıslatayım. Bunu da giderken bozulmasın diye koymuştum ya arkadaşlar, biberler falan. Köftemiz de var. Havucu da kısaltmak istemiyorum, neyse. Ne oldu Mira? Şunu da ablam Yaren seviyor diye almış ama ben bunları dolaba koydum. Bunu da ablam almış. Dolaba koydum. Onlar şu an lazım. Çocuğumuz da var. Ne oldu? Neyse. Neyse neyse. Ne oldu? Ne oldu? Gene ne oldu? Gene ne oldu benim kızıma? Benim kızıma ne oldu? Ah, uykunu mu alamadın? Sana ne oldu? Annem niye dikkat etmiyorsun? Sen çocuk musun ya? Ha? Tamam Mira'yı anladım da. Sen niye ayağının altına bakmıyorsun be kızım? Isırdı mı? Ya ne oldu? Ne oldu? Ne? Tamam işte soruyorum, ne oldu? Tamam ağlamayın hele sabah sabah lütfen. Ne oldu? Şuna televizyonu biraz aç hele Yaren. Biraz şey yapsa kahvaltı hazırlayana kadar en azından. Şu an acıktığı için öyle yapıyor. Lütfen. Sen de ayağının altına bakar mısın kızım? Lütfen. Bunu ya soğutmuyor ya. Soğut. Allah'ım burada da açıyor. Değil mi Yaren? Nerede? Hadi Yaren birazcık aç. Ben kahvaltı hazırlayana kadar bakayım. Aa bak bazıları niye siyahlaşmış böyle. Acaba bozulmuş olabilir mi? 3 aydır duruyorlar. Difrizde niye bozulsun ki değil mi? Hı? Öyle bir şey de var. Bakacağız. Tadında bir değişiklik falan var mı? Sanki biraz. Neyse. Bakacağız dediğim gibi. Mira'ya da gideceğim. O yüzden şey yaptım. Şimdi. Açtın mı Yaren? Açıyorum. O buradan ağlıyor. Bu buradan ağlıyor. Yeter. Yeter. Bu ne? Ay kötü baya şey olunca taşmış hep. Migros'ta bakliyatlarda bir al iki al bir öde kampanyası var. Yani şey iki al bir alana bir bedava işte. Öyle bir şey varmış ama benim de bakliyatlara biraz ihtiyacım var. Olmasaydı vallahi giderdim. Şu motorumu bir an önce bir halletseydim. Vallahi de billahi de. Hep su akmış. Biz elektrik çağıracağım dedim beni de.
O tarafa gönderecek vallahi. Gideceğim resmen. O tarafa da haberim yok. İyi. Vallahi yaptığım iş şu an hiç normal bir iş değil. Bugün çarpılacağız. Bakalım ne zaman. Allah korusun. Şimdi çayımız. Traktörümüz yine çalışsın. Yarenim. Yaren. Sen yumurta istiyor mu? Böyle çırpıp kırayım mı böyle yapıyordum ki? Sosisli istiyor musun? Yapıyordum ya. Ya da sadece yumurta mı yapıyorsun? Tamam ben yapacağım hadi. Anladım. Tamam tamam. Sadece sormak istedim sana. Ne yaptın? Ne yapayım ya? Haşlayayım mı? Öyle mi istiyorsun sen? Tamam dur sana öyle yapayım. Miray'a böyle yapayım da. Anneciğim. Tamam sütü çıkar şuraya biraz ılısın. Çıkar sütü ılısın. Bu sütünü çıkar. Birazcık babulcu yapalım. Tamam annem tamam. Şey yapma tamam hadi. Hazır olsun seni çağıracağım. Bir tane sütü çıkar. Tamam şimdi değil kahvaltıda. Tamam iki tane yumurta yeter mi sana? Yeter yeter. Kapıları kırma lütfen Yaren. Kapıları asılma Yaren. Tamam ben hazırlarım sana lütfen Yaren'im. Anneciğim orada senin bir işin yok orada. Sen orada ne arıyorsun şu an? Akıllı kadın göreceğim. Ben Miray'a kumu arıyordum. Teşekkür ederim Yaren. Söyleseydin ben bulurdum kızım. Hadi saçını şey yap hele. Gözünün önünden kaldır rahatsız oldum hadi. Haydi anneciğim haydi. Bak biraz ben de kareyim mi izleyeyim. Yumurtayı içine kırmışız. Demem değil. Dedik şaşardık. Buz var mı acaba ben de bir soğuk bir içecek yapsam da içsem. Buzları da küpleri de doldurup koymam lazım difrize. Tamamız neredesin? Canım tamam. Neredesin? Küçücüğüm. Nerede bunu? Nerede? Üç tane çıkardık. Şimdi. İşte. Şu evin işleri bitmedi ki şu yağları falan da ayarlayayım da kandırayım. Allah'ım yoksa böyle kullanacağız gibime geliyor.
ablamda o kadar güzel şey vardı ki arkadaşlar, böyle şu kadarcık kova şöyle kapaklı falan tereyağını koymuştu. O kadar güzeldi ki. Tereyağı tam güzel şeyi böyle. Amcamın kızıyla konuştum. Ay, sesler sanırım duymuyorsunuz. Sana iyi sesini duyursun da sonra konuşalım. Dün amcamın kızı yine konuştum. Abla hoş geldin falan dedi. Hoş bulduk dedim. Dedim gelsene, nerelerdesin dedim. Gel bize dedim. O dedi ki neredesin dedim. O da Kemer'deyim dedi. Gelsene bize dedim. Dedim gelsene dedik. Abla dedi bir gün söz dedi sana geleceğim. Hatta yatılı geleceğim dedi. Dedim hadi bakalım inşallah. Da mutlu olurum valla. Güzel olur. Simit çözülmüş. Ama bu olmamış. Simitimiz olmuş ama. Şimdi biraz bu. Gider misin şuradan? Kelebek. Kelebekler vadisi olmuş evim. Ben şimdi girayım, ben bir doyurayım da arkadaşlar. Yarenin de o zamana yumurtası şey olur. Şahin'i bir arayayım. Gelecekse ona da bir yumurta ayarlayayım. Az daha ayırayım. Şuradan bir... katmak istiyorum da. Şu avokadolar biraz böyle yapayım. Hem çözülür.
şey olmamıştı değil mi bak oraya? Ne olacak ki? Yani hazırlık yapıyoruz ya, kış için hiçbir şey olmuyor. Tabii ki de. Böyle küçük küçük yapıp ağzına böyle parça parça veriyorum. Bunu bir doyurayım yumurta pişene kadar. Böyle minnoşuma vereyim. Cadalozu yedireyim. O zaman yarın yumurtası da pişer. Gözleme olmuş mu? Hadi gözleme ya. Bazı yerler güzel olmuş, bazı yerler olmamış. Ha. Şimdi eşeği kapatıyoruz. Miroş. Miroş kahvaltı geliyor. Yarın yumurta nasıl kaldı, pişecek tamam mı? Piştik seni yedir. Sana da hazırlayacağım. Ha? Ne oldu o bakışlara bak. Yarın hayırdır yarın? Tövbe ya. Allah'ım çocuk, herkesin tribi bana. Yemin ederim herkesin tribi bana bu hayatta. Ha? Gel buraya. Haydi. Yanıma gel. Gel otur şuraya. Gel. Gel hadi kalk. Kalkar mısın lütfen? Kahvaltını getirdim hadi. Haydi. Otur, korkma. Artık alışmalısın böyle şeylerde tek başına oturmaya. Anneciğim hadi bak. Otur otur. Hayır hayır bana gelemezsin. Korkma babam, korkma diyor lan. Ben seni bırakır mıyım annem? Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy. Bak mama getirdim sana. Mama getirdim mi? Yerde otur o zaman. Oturacak mısın yerde? Otur yere. Öyle oturur musun? Oturursun değil mi? Hadi. Bak. Ne demiş annesi buna? Ne yapmış annesi? Ne yapmış buna ya? Ah. Aç aç. Ha, aç aç. Ha. Hayır. Püf müf yok hadi. Dur 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 biraz küçük alayım ya. Küçük alalım bebeğim küçük. Aç. Aç. Tamam. Bak geliyor bak baba. Bak bak. Avokado mu geliyormuş kızıma? Kızım avokadolar mı yiyormuş avokadolar? Aç. Dur. Gel buraya gel. Aç. Mila kuş. Mila kuş. Doydun mu Mila kuş? Evet. Teyzeleri ablaları. Şu kadarcık yumurtayı fazla koymuştum da. Ama avokadoyu ve lor peynirini böyle krem haline getirdim. Böyle ekmek ekmek ve yedim teyzelerim ablalarım. Afiyet olsun bana yaraşan. Yarasın prensesim. Şimdi gideyim ben ablayı doyurayım. He kızım. Ha? Sen de meyve suyu getireyim mi? Pompçikim benim. Pompçikim. Pompçikim. Ha? Pompçikim benim. Getireyim mi? Bir yüzüme bak yüzüme. Bir yüzüme bak. Nur yüzlüm benim. Nur yüzlüm. Hadi bakalım.
Kapatabilir miyim artık televizyonu? Ha? Kapatalım mı televizyonu artık? Ayağa bak ayağa. Keyifçi seni. Bak ne kadar çok kartım var burada. Otur bunlara bak bak. Bak Saniye nenenin ineğine bak. Hatırlıyor musun nenenin ineğini? Nene sağıyordu ya. Aa bak bak bak. Tavşan. Aa bak kedi. Bak bak. Domi. Şamil abinin kedisi. Domi. Bak bak bu da. Bak bu nedir? Horoz. Bak Mira horoz yok tavuk. Bak Mira. Tavuk. Tavuk. Bak nenenin gıt 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 yumurtalarının tavuğu. Ay yerim seni. Şimdi hadi bakalım. Diğer minnoşumu da doyurayım arkadaşlar. Ondan sonra rahat bir şekilde bir fincan çay içeyim. Çocuklar tok oldu mu? Anneler mutlu oluyor. Yumurta pişmiştir değil mi? Bence de. Ne kadardır haşlanıyor çünkü. Anneciğim sesini kısar mısın lütfen birazcık televizyonun? Çok açık kızım. Bulaşıkları makineye dizelim. Açalım makine yıkansın. Devam edelim kaldığımız yerden. Değil mi? Anneciğim televizyon sesini lütfen kısar mısın? Şunu koysak bir şey yapar mı acaba bilmiyorum. Koyalım deneyelim. Mira, o ayaklarını dövme kızım, dövme. Dövmeyin benim güzel çocuklarım lütfen. Lütfen. Yine kemirmiş cadı. Kemirmiş yine. Ne anlıyorsa kemirmekten. Eline ne geçiyorsa kemiriyor duruyor. Televizyonu kapattım ya onun şimdi ayak dövmesidir biliyor musunuz onu? Televizyonu niye ki kapattım şimdi o bacaklarım dövüyor. Ben sana var ya göstereceğim kısa televizyonu.
Tatlı yapalım mı? Ne tatlısı kızım? Yapalım ya güzel. Ama evde bir şey yok ki. Markete gideriz, bir şeyler alırız. Annem, ben biliyorum, sen bilmiyorsun da. Ne bebeğim? Nasıl tatlı? Ben ne bileyim şu an sen neyden bahsediyorsun? Hangi tatlıdan bahsediyorsun? Ben bilemem ki. Televizyon izlemiyorsan kapatsana ya değil mi? Anne keşke. Ben de senin gibi yemek yaptım. Sen bana izin versin. Anneciğim zamanın gelecek. Yemek de yaparsın, bulaşık da yıkarsın. Merak etme. İnşallah o gün geldiğinde ben seni mutfakta bulurum bu istekle. İnşallah. Bak yakında okula gideceksin birkaç ay sonra. Artık okullu kız olacaksın. Ya. Anne. Hı. Bir şey diyeceğim. Ne güzelsin. Anne ama 5 yaşındaki çocuklar da yemek yapıyor. Yapmıyor Yeren. 5 yaşındaki çocuklar ben de görmüşüm ki yemek yapsın annem. Sadece annelerine böyle getir götür yardım ediyorlar. Hatta 4 yaşında bir tane çocuk kahve yapıyor zannediyorum. Yok annem sen yapma. Zamanı gelsin zaten yapacaksın diyorum ya merak etme. Al çıksın gel. Biraz büyüyüp sen mutfağı toplarsın. Ben mutfağı toplamayı isterim. Ben salonu toplarım. Sonra ben uzanırım sen yemek yaparsın olmaz mı? Sen geç kalkarken ben erken kalkacağım hemen yemek yapacağım. Ay inşallah. Ha? İnşallah Allah'ın o günleri hayırlısıyla görmeyi nasip etsin. Ama ya. Bu yaşındayken hani yapıyordum ya hele. Onu diyorum bak. Düz yumurta. Karıştıracağım. Sonra güzel bir şeyle hamur yapacağım. Hamur yoğuracağım. Piş yapacağım. Ooo bayağı genişiz ha. Bayağı hem de. Bayağı. He o benim taktalarım. Ya benim taktalarım. Tamam sen bunlarla bir daha doğru şeye bir şey koyma lütfen. Tamam mı? Tamam ben onlarla keseceğim. Tamam hadi. Televizyon izlemiyorsan kapat. İzleyeceğim. Hadi anne. Nerede sıcaktı ama yine klimasız mesela sabaha kadar yatabiliyordun arkadaşlar. Bugün gece yatamadık. Klimayı açtım. Şahin genelde sıcağı çok seven bir insandı. Ona rağmen baktım da o da döndü. Ne oldu dedim. Çok sıcak. Yani düşünün klimayı pek klimayı şey yapmaz Şahin ama sıcağı sever. Ona rağmen yani o bile öyle dediyse düşünün ki gerçekten sıcaktı. Vallahi. Neyse yangın falan olmasın ama dün helikopter geçiyordu arkadaşlar. Doldurmuş suyu bir yerde yangın var demek ki. Allah'ım. Kurban olurum Rabbim. Her sene böyle bu sıcaklardan dolayı ne bileyim ya böyle şişeleri falan ormanlarda falan atıyorlar ya da ne bileyim bir şeyler o sıcaktan acaba şey alevi oluyor yoksa bilerek mi bile isteye mi yapıyorlar. Yani her sene mutlaka bir yerler yanıyor. Yani gene cana gelmesin de geçen sene bayağı bir hayvandı, kadırdı, telef oldu. Çayımın altını kapattım ama
Bir tane daha böyle. Bir keyif çayı yapayım. Sonra şu balkonu yıkamam lazım. Öğlen çocuklara bir şey yapmam lazım. Çünkü kahvaltı yapmadım biliyor musunuz? O yarım artan yukarı Şahin de zaten gelemem dedi. Bayağı bir yoğun şu an. Yarın da bayağı bir giriş varmış. O yüzden hazırlık yapıyoruz. Ben de artık şey yapalım. Miray'ı doyur, yerini hazırla falan derken inanın bütün iştah kaçtı. Bir tane çay içtim. Bir tane de bunu içeyim. O kalan yumurtayı da tabağa koydum. Yaren bir yumurtasını yerini yemedi. Onlar da öğlen. Ay. Öğlen ben atıştırırım. Miraç sabah güzel yedi. Neredeyse bir iki tane yumurta yedi. Şifa olsun inşallah. Yani sesinden inşallah bir şeyler duyuyorsunuzdur da. Şeyimi için. Diyorum ki dün o kadar enerjiktim ki böyle, ama bugün sanki böyle tam ayılamadım gibi bir şeyler oluyor. Şimdiki şu çayımızı bir içelim arkadaşlarım. Gözlerim kapanıyor. Saçımı başımı bakın dün yıkadım, öyle topladım, yattım. Şimdi niye oturdum? Çayımı içeyim. Ondan sonra devam edeyim. Bu arada beni annemlerin yani Belbasar'dan öyle söyleyeyim. Köyümüzden izleyen o kadar çok varmış ki arkadaşlar. Gerçekten şok oldum. Markette duruyordum ya. Gelen işte seni izliyorum. Gelen seni izliyorum. Hepinize buradan çok çok teşekkür ederim. Mahpul abla, Gökçe, İndir abla. Yani bunlar çok çok, hani çok izleyen var ama bunlar çok sıkı takipçi. Mahpul abla diyor ki seni hiç kaçırmadan izliyorum, işte geliniyle beraber, sonra amcamın kızı Gökçe, sonra İndir abla falan. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Yani hepin, yani isimleri say say şey olmaz da toplu bir şekilde teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Böyle işte markette durduğumda seni izliyoruz, seni izliyoruz falan, böyle çok şey oluyordu insan. Aynen, buradan da biliyorum şu an izliyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi makineden de duyuyor musunuz onu da bilmiyorum ama gözlerimin içi yanıyor resmen. Şimdi çayımı içeyim arkadaşlar. Ondan sonra şu mutfağı bir süpürelim. Bulaşıklar yıkanıyor. Tezgahım temiz. Sonra kalan iki kırlenti takayım. Şu odanın kırlentini takayım. Şu odanın camını sileyim. Havalar tam böyle öğlen sıcağı olmadan bir balkonu yıkayayım. Yukarıda nasıl çamaşırları halledeceğim bilmiyorum. Büyük ihtimal hepsini kendi yatak odama taşırım. Yatak odasına taşıyıp klimayı açıp öyle yapmam lazım. Çünkü diğer türlü mümkün değil. Ben size bir şey daha göstermemişim ya. Mantık tenceresi var. Şimdi onu göstermemişim. Birazdan göstereyim işte. Hatta şimdi göstereyim mi? Hadi göstereyim, sonra çayımı içeyim. Ben de mantı tenceresi vardı arkadaşlar ama kocaman böyle. O yüzden dedim ki hani bizim yani aile küçük biliyorsunuz. Ve çoğunlukla Şahin hep işte falan olduğu için böyle yaptığım zaman da bir tane böyle beze yapıyorum. Yani bana işte çok şükür Rabbime Mira da o menüye dahil oldu. Artık böyle Mira'ya hani şey yapıyordum ya, Mira'ya ayrı işte, sonra bize ayrı.
Öyle bir şeyimiz yok, şükürler olsun Allah'ıma. Artık biz ne yiyorsak Miroş'um da onu yiyor. Öyle de mantı da yiyor, ne bileyim her şeyi yiyor Allah'ıma şükürler olsun. Yani o mantı şeyine Miram da dahil oldu. Göstereyim size. Çok güzel, yani küçük, tam bizim aileye. Dolabında yerleştirmem lazım. Ben de tam makine çalışıyor, size gösterme ihtiyacı duydum değil mi? Şöyle bu altı arkadaşlar, böyle minnoş küçük ve bu da şöyle bakın küçücük. Şuradan hatta daha büyük gözüküyor da normalde küçük. Ve şöyle dört tane tabağı var, böyle üst üste koyuluyor. Ben bunu mesela yaparken tabii ki de dördünü kullanmam, sadece şu ikisi bize yetiyor. Şöyle ağzını kapatırız, tenceremize koyarız. Bu şekil mantımızı pişiririz arkadaşlar. Küçük şu kadarcık bir şey. Yani normalde 4 tabak var ama 4 tabak bana tabii ki de şey değil. Yani hepsi gitmiyor bize. Bir tane beze yiyoruz. Misafir gelecek olursa, yani böyle misafirim olduğunda mantı yapacak olursam da o zaman ne yaparım? Böyle kalabalık olursak diğer büyüğünü yaparım. Ama işte kayınvalidem, Şahin, ben, işte ne bileyim çocuklar, o zaman bu tencerenin hepsini böyle yaparım. Bize zaten yeter. Evet, bu minnoşumu hatırlıyor musunuz? Pazarda son gün, böyle artık yola çıkacağımız gün vardı ya. Ablamla yine taksi falan bekliyorduk. Dedim ya, ablam şimdi kesin hani bazen oluyor ki ablama bir şey söylüyorsun ve onu bulmadan şey yaptı. Mesela demiştim, aa dedim, mantı tenceresi alacaktım dedim, nasıl unuturum dedim. Neyse dedim, boş verdim, annem bir daha, yani böyle ablamla konuşuyoruz dedim ki, ama neyse dedim, ablam, annem gelecek olursa ya da abla sen gelecek olursan bana getirirsiniz. Tamam dedi, sen dedi bir taksi bekle, gelirse dedi şey yap dedi, kaçırma. Ben orada beklerken kayboldu ortalıkta, gitmiş. Bunu şey yaptı ama şey yaptım ben sonra. Ücretini ödedim arkadaşlar. Sonuçta dediğim gibi herkes ekmek parası peşinde çalışıyor, ediyor. Ablam şu an gerçekten çok böyle zor. Çocukları evde, kendisi işte, işten geliyor, ev işi, yorgun falan. O yüzden dedim ki sonuçta paralar kolay kazanılmıyor. Bütün gün çocuklarının uzak, evinden uzak gidiyor, geliyor falan. Yani ödedim arkadaşlar. Ama minnoşum da burada. Dün unutmuşum onu size göstermeye. Hani dedim ya, daha neler neler böyle. Yani çok şey yok tabii ki ama böyle çıktıkça size gösteririm. İşte verecek, mesela verecek olan şeyleri mesela onları göstermedim, şey yapmadım. Göstermeye de gerek yok zaten. Kime ne gerekiyorsa veririm, şey olur. Böyle arkadaşlarım. Çayımı rahat rahat içeyim. Ondan sonra sizlerle bir yerlerde görüşürüz. Dedim ki şu mutfağın işini tamamıyla bitirmeden buradan çıkmayayım ve neredeyse 1 saat 40 dakika buradayım arkadaşlar. Ama çok şükür her şeyi hallettim. Şimdi neler yaptım biliyor musunuz? Yağları şöyle hepsini dolaba koysaydım çok fazla olacaktı. O yüzden şöyle 4 poşet halinde, bunu zaten bir tanesini amcamın kızına vereceğim. Şöyle poşet haline getirip koydum. Şimdi bunları hemen şey yapmam lazım çünkü çözüldüler. Ondan sonra kullanmak için de şöyle saklama kabını aldım. Böyle bunu kapatalım, dolaba koyacağım. Daha sonra şurada dedim ya, kemikli iki tane böyle kemikli şeyim var, etim var. Bunu daha sonra koyacağım, iyice kaynasın. Kemik suları yapacağım Mira için. Şöyle bunları poşet geçirdim, difrize atacağım. Daha sonra cima şöyle lorları, lor peynirini şöyle iki poşet haline getirip bunları da difrize atacağım. Şurada Mira'ya kullanmak için birazcık bıraktım. Fazla şey yapmadım çünkü sonradan hemen küfleniyor. O yüzden dedim bunu bitiririm. Daha sonra poşetten yine çıkarırım. Azar azar çocuğa kullanırım arkadaşlarım böyle. Bunları da bu şekil hallettim. Şu ikisi şimdi dolaba girecek. Ondan sonra şöyle iki tane küçük poşete, dedim yani bazı etleri iri iri doğradım, bazılarını bonfile haline bıraktım, bazılarını şey yaptım, kıyma çektim diye. Bunlar şeydi, böyle büyük bir parçaydı. Ben orta böldüm, şöyle küçük küçük poşetlere koydum. Bir şeye kullanırım diye. Bunlar da difrize gidecek. Burası da dün hani şu tabakta gösterdim ya arkadaşlar. Dedim ki ben işlerimi yapana kadar
evi tam anlamıyla işte temizliğimi bitirene kadar, sonra işte fizik tedavidir, odur budur dedim, sarmayı sarana kadar bu etler dolapta bozulacak. Yazık, o kadar getirdim, o kadar Nergiz'le emek verdik, şey yaptık, doğradık. Dedim bu şimdi dolapta beni en az bir hafta beklemesi lazım ki ben sarma sarayım. En iyisi doğrayayım, dolaba atayım. Sarma zaten pek de saracağım yakın zamanda gözükmüyor. İşte o yüzden bozulmadan etlerimi hallettim ve bunlar böyle iri iri parçalar halindeydi. Ben bunların hepsini kuşbaşı doğradım arkadaşlarım. Bu şekil poşetlere koydum. Lazım olduğu zaman çıkarırım hemen. Pratik bir şekilde kullanırım. Zaten doğranmış. Ha, bu bana tek başına bir yemekte mesela fazla, ne yaparım? Şöyle yarısını kullanırım. Ama misafir falan gelecek olursa bunun tamamını çıkarırım. Ya da yemek ne yap? Yani hangi yemeği yapacağıma bağlı. Böyle bunlardan da kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poşette böyle. Burada ikisi. Bunlar şimdi dışarıdaki difrize götüreyim, yerleştireyim arkadaşlarım. Lor şeyden aradan çıktı. Tereyağı çıktı. Etler çıktı. Neyse. Halletmiş olduk. Şimdi ben bu videoyu da burada kapatacağım arkadaşlarım. Ve videonun devamına geçiş yapacağım. Diğer kanalda inşallah görüşürüz devamında. Buraları bir yerleştireyim. Ondan sonra günün ilerleyen saatlerinde diğer vlogda saat 6'da videonun devamı olarak saat 6'da görüşürüz. Takipte kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Yüz yüze kapanış yapalım dedim. Dediğim gibi desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Takip etmeden izleyenler var. Abone ol butonuna basarsanız çok teşekkür ederim. Sizden bir şey gitmiyor. Sonuçta abone olmak ücretsizdir arkadaşlarım. Sadece destek oluyorsunuz bize. O kadar. O da benim için çok çok kıymetlidir. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Videonun devamında diğer kanalımda saat 6'da görüşürüz inşallah. Takipte kalın ve buralara diğer kanalımı bilmeyenler için link bırakacağım. Hem yorumlar kısmına linkini bırakırım hem de şu an konuştuğum buralarda böyle yarı ekran şeklinde hem kanalımın görüntüsü hem de alta isim falan yazarım. Oradan gelirseniz çok çok seviniriz. Hoşça kalın.